Merhaba sevgili dostlar, yeni videoma hoş geldiniz. Sardunyaları artık kışa hazırlıyoruz çünkü soğuklara ve dona dayanıklı değil sardunyalarımız. Eğer ikliminiz Akdeniz ve sıcak iklimler değilse sardunyalarımızı artık ısıtılmayan kapalı odalara almamız gerekiyor. Ben bir hafta önce aldım. Aslında Ege'deyim, Denizli'deyim biliyorsunuz. Henüz erkendi fakat dış cephe boyamadan dolayı sardunyalarımı toplamak zorunda kaldım. Hemen yapraklar sararmaya başladı. Yaprakların sararması bu mevsim çok doğal bir süreç. Çünkü hem yer değişikliği oluyor, hem hava ısısı değişiyor. Ondan dolayı yapraklar saracak ve biz bu yaprakları üzerinden rutin olarak temizleyeceğiz. Kuruyan tomurcuklar varsa onları alacağız üzerinden. Yapraklarını temizleyeceğiz ve bitkimizi koruma altına alacağız. Bu süreçte eğer ki ısıtılan yerlere alıyorsanız sardunyaları, hatta soğuk balkonda bile, ısıtılmayan balkonda bile boya uzayabiliyor. Onu da sorun yapmıyoruz. Altlardan sürekli yine kurutacaktır yapraklar. Bakın mesela şurada bir tane sarartmış dibinde yaprağını. Onu temizleyeceğiz ve ilkbaharla birlikte sardunyamızı budayarak yaza hazırlayacağız artık. İlkbahardan itibaren. Yine burada tomurcuk var. Bu tomurcuklarını da tam olarak açmayabilir. Dışarıdayken tomurcuklanmıştı. Şimdi hava ısısı düşmediği sürece, havalar iyi gittiği sürece onları açabilir. Fakat tam da açmayabilir. Kurursa da üzerinden alacağız ki bitkimizin gücünü almasın bu dönemde. Çok fazla sulamaya dikkat edeceğiz. Sulamayacağız hatta hiç. Eğer dışarıdan, mesela benimkilerin çoğu yağmurda ıslandıkları için saksıların toprakları ıslaktı, oldukça ıslaktı. Ondan dolayı hala sulamadım. 10 günden beri hiç sulanmıyorlar. Toprağın tam kurumasını bekleyeceğim. Toprak tam kuruduktan sonra sulamalarını yapacağım. Toprakları kuru olanları da suluyorum. Çok fazla hani suya boğmadan bitkimizi sulamasını yapacağız. Ne kadar güzel kırmızı bir tane tomurcuğu var. Bunları hep buraya pencere önüne aldım. İçeriye. Şöyle yapraklarını temizliyoruz. Budamayı Eylül sonu, Ekim ayında da yapılabilir budama. Ben bazılarını budadım. Şimdi göstereceğim size. Özel türlerimi özellikle budadım. Çok daha güzel gelişiyorlar budadıktan sonra. Fakat ilkbaharı da bekleyebiliriz tabii ki. Hem sonbaharda hem ilkbaharda budanabilir. Itır çiçeğim çok fazla sararmış yapraklar. Onları biraz sonra temizleyeceğim. Yine burada aşağıda var. Yine burada bir sürü tomurcukları olan var. Bunlar hep açacaklar inşallah. Açmaya çalışanlar var. Bunları alalım şöyle. Bunlar hep dışarıdaydı. Bunları aldık. Şimdi burada bu türümüz var. Mesela bu tür yaz sıcaklarını hiç sevmeyen bir tür. Yaz sıcaklarında güneş görmese bile rüzgarın esintinin etkisiyle yaprakların kenarlarını hep bu şekilde, şöyle yaprak kenarlarını hep kuruttu. Ben bunları tamamen temizledim. Şu anda da temizlemeye devam ediyorum kalanları. Fakat yeni gelen yapraklar çok taze ve güzel çıkmaya başladılar. Bunu mesela şuradan çelik almışım. Çelik aldığım yerden tekrardan bir tane fidesi var. Bu fideyi istersek bu şekilde büyümesini devam ettirebiliriz. İstersek ilkbaharda eğer çoğaltmak istersek bitkimizi başka saksıya da alabiliriz. Sardunyalar çok vefalı bitkilerdir biliyorsunuz ki. Hiç üzmezler bizi. Her ortamda, her şartta, her mevsim çoğalabilen türlerdir. Fakat çoğaltmak ve üretmek için en uygun mevsim sonbahar ve ilkbahardır. İlkbahar özellikle yaza girerken havalar ısınmaya başladığında çok güzel kökleniyorlar. Burada da bir tane kübe kekiğimiz var. Mis gibi kokuyor. Çok güzel. Bunda da bu saksıda aslında bir tane sardunyam vardı. Sardunyanın dibine bu kübe kekiğini ekmiştim. Küçücük bir saksıdaydı. Ne kadar büyük saksıda olursa o kadar güzel olan bir tür. Burada yine ceylan gözü sardunyamız var. Bunu da buraya aldım. Şöyle. O da güzel oldu. Bundan da tabii şuralardan çelikler alarak çoğaltacağız ilkbaharda. Başka saksıları alacağız. Çok güzel çiçek açıyor çünkü. Minik minik çiçekleri oluyor. Burada da devam ediyor sardunyalar. Bunlar hep özel türler, gül sardunyalar. Çok minik bir tane çiçeği var. Alacalı yapraklar. Yine burada başka bir saksıda yine bu rengarenk yaprağı çok güzel. Çok da güzel çiçek açıyor. Fakat tek sıkıntısı yaz sıcaklarında o sıcaklara maruz kalmayacak.
Yoksa yaprakların kenarları az önce gösterdiğim gibi böyle yanıyor. Hoş bir görüntü olmuyor. Şimdi bir de ıtır çiçeğimizin yanına gidelim. Hani budamıştık ıtır çiçeğimizi. Burada da var bir tane fidemiz. Oh, mis gibi kokuyor. Şunun yaprakları çok güzel. Özel türlerden yine çok güzel kırmızı açan bir tür. Hepsini budamıştım aslında. Sonbahara girişte çoğunu budadım. İlkbaharda yine budayacağız. Burada bir tane hoyamız var. Burada ıtır çiçeği. Hatırlarsanız bir süre önce bu ıtır çiçeğimizi budamıştık. Oh. Kokusunu çok seviyorum. Yanından gelip geçtikçe ıtır çiçeği çok faydalı, şifalı bir bitki. Daha geçmişten gelen türlerden bir tanesi. Kanalımı takip edenler bilirler. Çokça paylaştığım bir tür. Çok da sevdiğim bir tür. Böyle ağaç gövdesi olan bir saksımız var burada. Bunu budamıştık. Ve budadıktan sonra ne kadar güzelleşti. Sanırım Eylül ayında yanılmıyorsam budadım. Diplerden de yeni fideler gelmeye başladı. Fakat en güzel olayı şu kısımda büyük büyük filizler oluşması. Şöyle. Çok güzel mis gibi kokusu var. Çok da güzel çiçekler açıyor. Güneş görürse. Güneşe de ihtiyacı var tabii sardunyaların ama yaz sıcaklarında direkt yakan güneşten korumak şartıyla çok güzel sardunyalarımız olabilir. Bunlar da hep budanmaya ihtiyacı var. Mesela bu şekilde boy atarak uzayacak kış mevsiminde iç ortamda şu kısımlardan kırıp başka bir yere dikseniz bile olabiliyor. Sardunyalar o kadar vefalılar. Masanın üstüne sığdırabildiğim kadarını sığdırdım. Bu da çok güzel oldu. Bunun saksısını büyüttüm biraz. Bu da yıldız sardunyamız. Şöyle saksını büyüttükten sonra neşelendi. Yüzü güldü adeta. Onun da tomurcukları var hala üzerinde. Hafif burada esinti var. Camları açtım çünkü bir tarafta balkonun camları açık. Bu tarafı kapattım ve bu tarafta biliyorsunuz bütün çiçeklerimi topladım, içeriye aldım. Alabildiğim kadar masanın üstüne aldım. Yerler, tavanlar, her yer şu anda dolu dolu. Evet, sardunyaları bu şekilde kış mevsiminde soğuklardan koruyarak ilkbahara kadar muhafaza edelim. Sararmalarını çok önemsemeyin, yaprak sararmalarını. Yeter ki üzerinde kalmasın o sarı yapraklar. Hem görüntü olarak hoş olmuyor göz zevkimiz açısından. Hem de bitkimizin diğer taze çıkacak olan yaprakları etkilenmesin sararan yapraklardan. Onlar zaten kendini belli ediyorlar hemen. Onları fark eder etmez hemen uzaklaştıracağız üzerinden. Besin de vermiyoruz kış mevsiminde. Zaten sardunyaların ve bütün bitkilerin her zaman besine ihtiyaçları yok. Özellikle de ev yapımı küller vesairesi çiçek açsın diye bu tür şeylere de hiç gerek yok. Kendimizi yormaya gerek yok. Zaten uygun koşullarda, açık havalarda, bahçede baktığımızda sardunyalar bol bol çiçek vereceklerdir bize. Sadece kapalı ortamlarda çiçek açmazlar. Çok fazla aşırı sulandığında çiçek açmazlar. Kuru kaldıklarında zaten yapraklar kurur, tomurcuk olan tomurcukları da açmadan kurutarak kendini yok edebilir. O yüzden bu koşullara dikkat ettiğimizde çok güzel sardunyalarımız olabilir. Bazen gizleniyor yapraklar. Şöyle bunları şuralardan temizlememiz lazım. Geçen sene komşum vermişti bir tane sardunya. O da çok güzel oldu. Boya uzadı. Sürekli budadım. Şunun mesela burada birkaç tane dal var. Şöyle şuradan kestiğimizde bakın şuradan kesmişim. Kesilen yer belli. Kesilen yerden hemen iki taraftan da fideler geliyor. Çok güzel çiçek açanlardan. Biraz kendilerinden geçecekler tabii. Yer değişiminden dolayı fakat kış mevsimi hepimiz için sağlıklı geçmesini diliyorum. Daha az kayıplarla mümkün olduğu kadar az kayıplarla geçsin. Bu dönemde aşırı yağmurlara, sukulentlerde özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Aşırı yağmurlarda ıslanmasın saksılar. Aşırı yağmurlardan dolayı toprak hızlı kurumuyor. Hızlı kurumadığı için sukulentleri kaybetme ihtimalimiz çok yüksek oluyor. O yüzden hem yağmurlara hem rüzgara
Her nerede yaşıyorsak bunlara dikkat edeceğiz kış boyunca. Evet, Denizli'den hepinize selam sevgiler yolluyorum. Sağlıcakla sevgiyle hoşça kalın. Sağlıklı bir kış, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.